Sefer beni gurbet ye. Murat'ı getir bana. Anlayayım mı sen? Murat'ı isteyen. Özel bir kadın. Bilmiyorum. Telefonda birden pat diye karşıma çıkınca... hemen bu konuda bana bir şey demek düşmez. Merve, saçmalıyorsun. Kadının ses tonu, ismini söyleyişi. O öyle hissedebilir. Buna izin vermek zorunda değilsin. Maalesef zorundayım. Hatta bu durumu ben yarattım. Bilerek ve isteyerek. Ne demek bu Murat abi? Sır saklar mısın? Saklamamı istersen. O kadın Şano'nun kız kardeşi. Ne? Son defa soruyorum. Cengiz Sezer nerede Şehir? Söyle ya da öl. Adıyaman çıkışına doğru Karaköprü Mahallesi. Narlı Sokak'ta. Sokağın içinde kapalı bir konak var. Orada. Kalk ayağa! Geç! Geç! Geç sen de! Geç! Kaldır elleri! Kaldır! Dön! Dön! Bir deli git. Kendine gel. Seni tanımıyorum. Kim yolladıysa seni buraya. Kıvıldama. Yine mi sen? Fazla. Memleketi şerefsizler istila etmiş, topla topla bitmiyor. Git! Geç, geç, geç söyle. Neymiş anlatacakları? Şehmuz haklı. Beytoyla ilgim yok. Biz bu işi kooperatifin muhasebe şefi Behzat'la tezgahladık. Behzat hangi cehennemde? Adıyaman. Besti ilçesinin Güzellik köyü. Orada saklı. Sanıklar Behzat Beşir ve Cengiz Sezer hakkındaki gıyabi tutuklama kararının vicahiye çevrilmesine, Cemal Boyatlı ve Nevzat Gedik'in suçsuzluğunun anlaşılması sebebiyle tahliyelerine karar verilmiştir. Nemo. Sal o gitsin. Biz alacağımızı aldık. Tamam ağabeyciğim. Çözün. Geldim, geldim ağam. Neredeydin be sen?
Boyatlıların elinde. Ne? Hakkı Boyatlı ve adamları. Dün evden ayrıldıktan sonra. Seni kaldırdılar öyle mi? Kalabalıktılar ağam. Öttün değil mi onları? Öttün değil mi bülbül gibi? Bizi affet Zeyno Ana. Cem ağam sen de affet. Şerefinizden sual edilmez, bunu biliriz. Bilmemize rağmen kapınıza dayanmışız. Boyatlı soyu dar gününde derman aranırken... Mühim değil. Geçti gitti. Keşke sabretseydik. Telaşa kapılmayaydık. Anlayış gösterseydik şimdi böyle yüzümüz yere bakmaz. Kapımıza dayandıysanız sadaka istemeye değil. Hakkınız olanı almaya geldiniz. Neticede ateş düştüğü yeri yakar. Ve suya düşen yılana sarılır. Lakin yılandan medet umulmaz. Sarıldığınız anda sizi de boğar. Ne öğrendin? Gelişmeleri iyi. Cengiz de Behzat da ifadelerinde sizden hiç söz etmemişler. İsminiz geçmiyor. Telaşa gerek yok. Tamam, çık. Peki ağam. Başka bir şey dedin mi onlara? Söyle Şehmuz. Söyle. O Zeyno kadına, o Hakkı itine başka ne dedin? Çocuk kaçırma işin ne? Cevap ver bana. Cevap ver! Evet, Beyt Ağa oğlunu kaçırttı. Ne? Hiç, hiçbir şey demedim. Emin misin? Sana yalan söyler miyim Beyto? Polis Selim'in kaçırıldığı evi inceledi. Parmak izi sonuçları, kriminal bulgular. Bunlar zaman demek. Selim gidecek yani elimden. Öyle mi? O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama... Anlıyorum. Bu benim Selim'le son gecem. Oğlumla. Demek istediğiniz bu mu? Ya. Evet. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Nereye? Denemem gereken son bir şey kaldı. Onu denemeye. Görüşmek üzere. Tanıştırayım. Ablam Tekmil Urfa Sancağı'nın Zeyno anası. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. İgem Cemo, başı derde giren, hapishaneden yeni çıktı. Siz miydiniz o? Maalesef. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Kızınızın akli dengesinin yerinde olmadığına dair Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınacak bir raporla mahkumiyet kararını veren mahkemeye başvurmamız gerekiyor. Böylece infazın ertelenmesi talebinde bulunabiliriz. Ne gerekiyorsa yap Mahir Bey. Hemen yola çık. Atla git İstanbul'a. Ve bana kızımı getir. Tamam Reşo. Olacak şey değil. Bu adam tam bir manyak. Bu işi yapan kimmiş çocuk kaçıran? Haşim diye biri. Nerede bu herifin neyin nesi? Haramlıymış. O zaman Haşim'i bulacağız. Yarınki duruşmaya çıkaracağız. Yapabilir misiniz peki? Deneyeceğiz kızım. Aklımdan geçen ne? Tepkiler. Ne tepkisi? Zeyno Hanım. Zeyno kadını geç. Onunla konuştuk. Ya diğerleri? Hakkı, Cemo, hatta çocuklar İdal ve Maho. Zeliha benim de kardeşim. Burada olmasını, kucağında mazlumla bu avluda dolaşmasını ben de en az senin kadar istiyorum baba. Hmm. Demek istersin ki Boyatlıları huzursuz etmeye değer mi? Doğru mudur? Bu sadece iki ailenin huzuru değil baba. Bütün bir şehrin huzuru. Elif'in hayatı pahasına var etmeye çalıştığı bir huzur. Bilmem anlatabildim mi? Biliyorsun. Haşim denen herif Haran'da. Tamam abacığım. Onu ne yapıp edip bulacaksın? Emret abacığım. Fazla vakit yok ha. Bu gece derdest ettiniz. Evet ağam. Bak. Leyla'yı bir daha rüyanda bile zor görürsen ha. Ama ağam. Maması yok koçum. Zeyno Ana. Bana hiç bakma. Ağa ne dediyse olur. Bu gece. Ne oldu Murat? O kadar kolay değil. Bana masal okuma. Adamla bir samimiyetim yok. Dolu dizgin üstüne gidemem. Şüphe çeker. Sana 3 gün mühlet. 3 gün içinde ya Murat'ı bana getirirsen ya da ben oraya gelir kafanı ellerimle koparırım. Hadi çocuk, hadi söyle. Anne de, söylesene hadi. Anne. Anne demeyi bir öğretemedin şuna. Bütün kabahat senin. Her an diyebilir, iyice yaklaştı. Hadi annem de bakayım Mazlum. Hadi anne.
Anne. Ne güzel bakıyor değil mi? Evet çok güzel. Ne çok vakit kaybetmişim. İki çocuk yetiştirdim. Onları hep uzaktan sevdim. Gece el ayak çekildikten sonra uykularında. Sanki kucağıma alsam, öpüp okşasam kıyamet kopacak. Ağalık elden gidecek. Erkekliğimize halel gelecek. Nereden bilecektim ki uykusunda sevilen çocuklar sakat büyümüş. Ben Zeyş'i kaybedince anladım Merve. Ben Zeyş'i kaybedince, iş işten geçince. Hadi mazlum. Hadi mazlum. Anne. Anne de. Anne de bakayım. Anne. Hayırlı akşamlar İsmail Ağa. Hayırlı akşamlar, hoş gelmişsiniz. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Haşim'i arıyoruz, o köydenmiş. Haşim köye 40 yılda bir uğrar. Ataş almaya derler ya, çoktandır görmedim. Geldi mi, nerede kalır? Amcasında kalma bir evi var, köyün çıkışında. Amcası rahmetli oldu geçen yaz. Şu evi bir tarif etsene dayı. Buradan sağa dönüyorsun, dümdüz gidiyorsun. Hı. Üç haneli, büyük avlulu bir ev. Sağ olasın. Sağ, sağ olasın. Size sağ olun. Heli babu o çizgilerin sağlam, deseni kuvvetli. Özel olarak çalıştın mı? Hayır. Sadece okulda. Okulda en sevdiğim dersti. Neden hep ağaçlar? Ağaçlar ve orman. Kayıp insanlarım. Onlar bu ormanda. Saklanıyorlar. Kimden? Benden. Niye? Korktukları için. Korkuları ne? Ölüm. Ya da ben. Ne fark eder ki? İkisi de aynı. Girin. Doktor hanım, Zeli Hanım'ı arıyorlar. Kim? Babası. Konuşabilirsin. Baba. Zeliş kızım. Baba. Nasılsın kızım? Seni çok özledim baba. Çocuğumu, seni, abimi. Kurtaracağım kızım. Avukatı bugün İstanbul'a yolladım. Seni mutlaka kurtaracağım. Az kaldı daya. Bak, seninle konuşmak isteyen biri var burada. Kim baba? Hadi oğlum. Hadi mazlum. Hadi mazlum. Hadi, anne. Hadi. Anne. Hadi mazlumcuğum. Mazlum. Mazlum, oğlum. Anne. Hadi mazlum. Anne. Hadi. Hadi anne de. Hadi. Anne. Anne diyor. Bana anne diyor. Baba. Dur ver bakayım. Annenle konuşacağım. Ver bakayım. Baba orada mısın? Buradayım Zeliş. Buradayım ciğerimin içi. Burada. Bak oğlun adını sayıklıyor. Sen yeter ki dayan Zeliş. Az kaldı. Dayan kızım. Tamam baba. Tamam. Küçücüğün yavrusun dede, 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 ha? Dede, söyle bakayım. Kıvır bakayım buraya. Kabahat bizde. Kafasını karıştırdık çocukumun. Aslanım benim. Tarif etti. Sessiz olun. Bana bakın. Adam mahkemeye çıkacak. Ölüsü işe yaramaz ona göre ha. Tamam mı? Tamam ağam. Söylemen iyi oldu ağam. Ben onu unutmuşam. Yürü. Unutmuşmuş. Yürü. Şuradan çıkar. Hadi.
Neydi o ses? Biri atladı. Kaçıyor. Çabuk peşine düşelim. Nerede bu herif? Allah kahretsin, kaçırdık. Bana bak. Dağılın. Sarın etrafı. Sokak başlarını tutun. Fazla uzağa gidemez. Hadi. Yakaladınız mı Memo? Hayır abi. Maalesef kaçırdık. Uzakta değil, köyün içinde. Köyden çıkmasına mani olmalıyız ha. Takviye lazım. Bana bak, gözünüzü dört açın ha. Kaçırmayın adamı, hemen geleyim. Tamam abi. Ayrılacağız değil mi anne? Ayrılacağız biliyorum. Avukatın söylediklerini duydum. Bu gece birlikte yatalım mı? Tamam, yatalım. Gel. Anne. Anneciğim bırakma beni ne olur. Canım, canım. Dua et, oldu mu? Dua et. Sen de anne. Dua et. Öyle çok dua et ki Tanrı geri çeviremesin. Hem biliyor musun? O çocukların duasını daha çabuk kabul eder. Neden? Çocuk kalbinin duası. Adı üstünde. Çocuk. Yani tertemiz. Bir hareket var mı? Tamam. Dikkatli olun ha. Adam hala köyde mi? Köyde abi. Emin misin? Kız payı kaçırdık. Anında çıkışları tuttuk. İyi halt ettiniz, kaçırdınız. Nerede bulacaksın bu herifi? İşin yoksa samanlıkta ine ara. Köpekler ağam. Köyün köpekleri anında ortalığı ayağa kaldırdı. Herif de uylandı tabii. Bu herifi sabaha kadar bulamazsak sen o zaman seyret ben nasıl uylanacağım. Hadi al adamı. Hadi yürüyün lan. Hadi kıpırdayın. Çabuk. İyi misin? Evet. Niye sordun? Fazla düşüncelisin. Dün gece uyuyamadım. Uykusuzluk hayra alamet değildir kızım. Hatta uykusuzluğun bir aşk hastalığı olduğuna dair. Yeter artık ama canım. Başka işiniz yok mu sizin? Hadi. Çek git başımdan Kerem. Ben sana göre değilim. Kerem değil oğlum. Aysel, Aysel. Başlarım ama şimdi size ha. Tamam, tamam kızım. Hayret bir şey ya. Selim'in odası tamam mı? Tamam beyim. Öğlene doğru bilgisayarcılar gelecek. Mirza telefon et gecikmesinler. Baş üstüne ağam. Bilgisayar Selim'in odasına kurulacak. Oyun programları yüklemeyi de unutmasınlar, tamam mı? Anlaşıldı ağam. Selim'in en sevdiği yemekler akşama hazır olsun. Bundan sonra bu evde önce oğlumun rahatı. Anladınız mı beni? Anladık. Baş üstüne beyim. Oğlum gelecek be. O artık benim. Sadece benim. Mirza. Buyur ağam. Avukat geldi mi? Kahvaltıda ağam, seni bekliyorum. Çabuk hadi çabuk. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk ağam. Telaşlısın. Öyle. Buyur geç. İnletiyorsun ortalığı sabah sabah.
Sesin çınlıyor vallahi. Büyük gün vallahi. Çayları doldur. Büyük gün. Veliaht Prens topraklarına dönüyor. Kralın keyfi yerinde. Olacak o kadar. Duruşma 11'de miydi? 11'de. Daha 2 saatimiz var. Yerinde duramıyorsun değil mi? Oğlumu elinden tutup ta şu evin avlusundan içeri girene kadar bana huzur yok Musin. Sakin ol Beytor. Bu iş bitti. 2 saat sonra özgür ve oğluna kavuşmuş bir adamsın sen. Güven bana. İnşallah. Gel bu tarafa. Gel. Bayraktepe civarında kaçan birinin peşindeyiz. Galiba Haşim. Sakın ellerinden kaçırmasın. Sakın ellerinden kaçırmayın. Takip edin. Geliyoruz. Söyle Memo. Üzgünüm. Ben Aysel. Mecburen Aysel. Kusura bakma. Bir haber bekliydim de. Neredesin? Hasankeyf. Bir kazı çalışması. Ya sen? Ben de Haran'dayım. Bizimkisi de bir nevi kazı çalışması sayılır. Sahi mi? Ne arıyorsunuz? Ne arayacağız? Kırtlağına kadar pisliğe bulaşmış pislik adamı Tekin'i arayık. Kapatmam lazım. Sonra ararım ben seni. Ha Memo. Bayraktepe civarına kaçan birini görmüşler. Galiba Haşim. Adamlar peşinde. Tamam. Geleyim. Yürü hadi çabuk. Sen burada bekle. Sen orada kal. Bir Harran'ın evine gir diyor. Galiba Haşim. Hazır mısın? Gel bakayım sana. Aman aman. Çok güzel olmuşsun. Çıkalım mı? Ademin. Efendim. Ben Hülya. Mahkemeye gidiyorum. Haber çıksaydı arardınız biliyorum ama... Maalesef kızım. Hala uğraşıyoruz. Hakkıyla adamlar köydeler. Onlardan haber bekliyorum. Anlıyorum. Yine de çok teşekkürler. İyi günler. İçeride al. İçeride. Kapıyı arkadan kilitlemiş ha. Başka giriş var mı? Yok. Şurası alçak, oradan atlayabiliriz. Hadi hemen. Çık sen. Siz de arkaya geçin, arkaya. Thank you.
Memo! Gel gel, bizim hayvan burada. Sarın çocuklar etrafı. Kaşım! Kaşım! Etrafı sarıldı koçum, oradan çıkış yok. Hadi yumurtladın yumurtlayacağın kadar, çık dışarı. Yaklaşmayın, ateş ederim. İyi. Burada bir sürü adam var. Kaçını vursa en fazla. Yok, ben gebereceğim diysen o başka. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin, yakarım. Anlaşıldı, bu benim de evine çıkmayacak. Kalın burada. Çek şunu. Ağır ol bakalım ha. Kok yedek getirdim sana. Bacak kadar çocuğu kaçırırken iyisin de ha. Seni kaçmaya gelince salaksın be Haşim. Ulan insan bu gelecek kazlara güvenip de yanlarına sığınır mı? Çık dışarı. Haşim'i aldık abla. Yoldayık. Adliyenin önünde hazır ol. Jandarmaya sen haber versen artık. Buyurun, sizi dinliyorum. Açılan boşanma davasına herhangi bir itirazımız yoktur sayın hakimim. Üzerinde durduğumuz asıl mesele Selim Kerimoğlu'nun velayeti. Bilindiği gibi çocuğun geçici velayeti şu an annesinde. Ancak üzülerek söylemek zorundayım ki anne Hülya Kerimoğlu velayeti aldığı günden bu yana oğlunun bakımı ve annelik görevinin yerine getirilmesi hususlarında gereken özeni göstermemiştir. Neler saçmalıyor bu adam? Lütfen sakin ol. Küçük Selim daha birkaç gün önce annesinin yanından kaçırılmıştır. Bu kadarı da fazla ama. Hanımefendi, rica ederim sessiz olun. Hakkı nerede? Geliyor yolda. Nedir bu tanık kişi? Tam olarak bilmiyorum komutan. Şimdi ne desem yalan olur. Gelince kendisi doğruyu anlatır. Sayın hakim, silahlı üç adama karşı savunmasız bir kadının fazla şansı olmadığı açıktır. Kaldı ki hiçbir anne ya da baba günün birinde çocuğunun kaçırılıp velayet duruşmasında aleyhine kullanılmasını engellemek için yanında özel timle dolaşmaz. Tanığı teslim etmeniz iyi hoş da içimden bir ses ne diyor biliyor musun Zeyno Ana? Öyle her sese kulak asmayacaksın komutan. Hakkı'ya gece bir telefon geldi. Kalktı apar topar gitti. Neticede hayırlı bir iş. Adalet yerini bulursa sen sağ ben selamet. Yani diyorsun ki gerisini fazla kurcalama. Komutanım Hakkı geliyor. Aslanım benim. Selam Hakkı. Hayırlı işler. Merhaba, sağ ol. Arkadaş adı Haşim. Sana emanet. Bir cahillik yapmış. Beytu abisinin çocuğunu kaçırmış. Dün gece de beni aradı. Teslim olacakmış aslında ama biraz çekinmiş. Evet. Halbuki ne var çekinecek ha? Neyse, gittik, konuştuk, kendisini ikna ettik. Şimdi de Beyton'un mahkemesine girecek. Şahitlik yapıp yaptığı hatayı düzeltecek değil mi? He? Hadi geri sana kalmış. Öyle olsun diye. Tabii şimdilik. Asker! Çabuk! Hadi götürün. İnşallah geç kalmadık. Ben arayacağım. Fazla kıpırdanma. Şimdi ben de seni ikna ederim. Sok şunu cebine. Bir daha da deneme. Gözüm üstünüzde olacak. Ona göre. Tamam başlamış. Şimdi ben seni bir öpeyim. Ya abla ne yapıyorsun? Ne var? Ne yapıyorum? Öptüm. Adliyenin önü. Sen beni her yerde öpüyorsun. Öptüm diye bizi tutuklayacaklar mı? Olmaz. Yok. Adliyenin önündeyiz. Bak ha. Şimdi gene öperim. Yok yapma.
öperim. Yapma. Öpeceğim. Yakalayacaklar mı? Yapma, vallahi olmaz. Öp. Yapma abla. Her ne kadar çocuğun kaçırılmasıyla ilgili emniyet tahkikatı neticelenmemiş olsa da ortada bir vaka var. Selim'in şu ya da bu sebeple annesinin yanında yeterince emniyette olmayışı. Ben bunu dikkate almak zorundayım. Yaz kızım, karar. Özür dilerim Sayın Hakim. Buyurun Hüseyin Hanım. Efendim, duruşmayı yakından ilgilendiren sürpriz bir tanık çıktı son anda. Onu arz etmeye geldim. Pekala, alın tanığı içeri. İçeri geçin. Abla, bana müsaade. Hayrola? Biraz işim var. O işin adı Aysel mi? Bir de bilme be ablam, bir de bilme. Sen galiba hoşlanıyorsun bu kızdan ha? Yok abla, nesinden hoşlanacağım ha? Görmüyorsan uçuk kaçık bir şey. Sıska mı sıska? Bir gözler var yanar döner, ha böyle güneşle birlikte renk değiştiriyor. Ele oluyor, yeşil oluyor. Aha her yandan böyle incik boncuk bir şeyler sarkıyor. Abi de şapka var, şapka. Dersin, kırmızı başlıklı kız kaçmış gelmiş Urfa'ya. İyi ki hoşlanmıyorsun Hakkı. Kızın haritasını çıkardın. E vallahi biraz öyle oldu ha. İyi o zaman, hadi bana müsaade. Güle güle. Selam söyle. Oh hadi. Ağam, ağam. Ne? Ağam ayıptır sorması. Bizim iş ne olacak ağam? Ne işi? Ağam, hani adamı yakalayınca sen demiştin ki, yani Leyla ile ben. Adamı yakaladığımıza göre, şimdi biz yani Leyla ile ben. Ne yakalaması koç? Sen adamı avucunun içinden kaçırdın. Gidip adamı ben yakaladım. Ama ağam. Başlatma ağanda. İyi, güreşi biz yapak, parsayı sen topla. Hadi hadi, yallah. Ağam. Hadi hadi kes, bak ablam bekliyor. Ablama mukayyet ola sana. Hadi yürü. Beni Şehmuz diye biri tuttu. Beytoğan'ın adamı. Beytoğan adına çocuğu kaçırmamı istedi. Bu işi yapmamı istedi. Yalan bu hakim bey. Oturun yerinize. Söz verilmeden konuşmayın. Selim oğlum, yalan bu. İnan yalan bu. Devam et. Sonra ne oldu? 500 bin dolar. Parayı Beyto getirdi. Doğru mu bu? Evet, parayı götürdüğüm doğru. Oğlumu kurtarmak için. Emniyete de verdim aynı ifadeyi. Ama kendi çocuğumu kaçırttığım yalan. Başka bir diyeceğim var mı? Var hakim bey. Aynı gece 500 bin doları gerisin geri Beyto Ağa'ya iade ettim. O da bana 30 bin dolar verdi. Buna ne diyeceksin? Yalan bu hakim bey. Bu olacak iş değil. Göz göre göre iftira ediyor. Ben o parayı bir daha görmedim. Demek ki Şehmuz'la bu adam birlik olup bana tuzak kurmuşlar. Bu Şehmuz dediğiniz adam nerede? Yok hakim bey, yok. Günlerdir kayıp. Ben de merak ediyorum. Meğer beni dolandırıp kaçmış. İkisinden de davacıyım. Yaz kızım. Karar. Tarafların boşanmalarına, Selim Kerimoğlu'nun kesin velayetinin anne Hülya Kerimoğlu'na verilmesine, Beytullah Kerimoğlu'yla ilgili vaki duruşmada yapılan suçlamalarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na fezleke yazılmasına karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Buradan oğlumla birlikte çıkacaktım. Bana güven demiştin. Haşim denen o adam nereden çıktı şimdi? Selim. Lütfen,
Sakin ol. Bunu ödeteceğim sizlere. Elinden geleni ardına koy. Selim. Oğlum. Babanla vedalaşmayacak mısın? Arkadaş her şeyi itiraf etti. Mahkemenin kararı müsbet çıktı Zeyno Hanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kimin yaptığı şimdi belli oldu. Gene mi sen? O aklından geçen var ya Beyto. Sakın denemeye kalkma. Kendini yakarsın. Siz yaptınız değil mi? Sizin başınızın altından çıktı. Var git yoluna Beyto. Burası yeri değil. Yıllar önce kardeşimi aldınız. Şimdi de oğlumu. Borcunuz öyle bir çoğaldı ki. Bir çığ gibi. Yakında hepiniz altında kalacaksınız. Hepiniz. Elinden geleni yapmazsan namertsin. Burnunu sokmadığım bir ailem kalmıştı. Ben Beyto, ben. Dünyanın neresinde bir görsem dikilirim karşısına. Değil mi ki bu memleketin en adamı sensin? Elin mahkum. Buna katlanacaksın. Anladın mı? Ne oluyor burada? Lütfen dağılın. Zeyno Hanım lütfen. Tamam başefendi. Oğlumla vedalaşmak istiyordum. Son defa. Buyur vedalaş. Tebrikler. Kazandın. Muradına erdin mi? Benim kazanmamı geç. Ama sen keşke oğlunun gözünde bu kadar kaybetmeseydin Beyto. Buna üzüldüm. Sahiden çok üzüldüm. Selim. Babana sarılmayacak mısın? Ha? Vedalaşmayacak mısın benimle? Ha? Oğlum. Bana bak. Gene görüşeceğiz. Güle güle aslanım. Beni aramayı unutma olur mu? Nerede olursan ol, bir baban olduğunu sakın unutma. Buyur ağam. Buyur. Çekilin önünden. Bir saat bin arabaya. Çekil sen de be. Hadi kızım, geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Hadi Memo, biz de gidelim. Teşekkürler başefendi. Rica ederim. Alo, merhaba. Şimdi geldim hastaneye. Başhekimle randevum var. Resmi başvurumuz hazır. Tabii. Zeliha'yla da görüşeceğim. Hadi göreyim seni. Beni habersiz koma. Hadi kolay gelsin. Tamam biraz yavaşlasana. Otur lan! Allah cezanı versin Şeyh Muz. Lan Allah cezanı versin, sattın ulan beni. Yaktın beni alçak. Geberteyim mi? Yapma. Kes ulan sen. Geberteyim mi seni burada? Gebert! Gebert! Giden vuruyor, gelen vuruyor. Bas tetiğe bitsin bu iş. Ağam Allah aşkına dur yapma. Bırak o silahı ağam. Adamlar zor kullanmıştır. İstemeden olmuştur. Sen izin ver öcümüzü alalım. Ama bırak Şemuz ağayı. O hep sana sadık kaldı ağam. Ağam kurbanın olayım bırak.
Lan oğlum gelecekti lan bu akşam. O gelecek diye bütün bu ev hazırlandı. Lan ben şimdi o eve nasıl gideceğim ha? Şey Muz. Mirza. Ulan ben o eve nasıl gideceğim ha? Nasıl gideceğim ulan ben o eve? Vay gelene bak. Ne arıyor burada? Ne aradığı belli. Dur bakalım sesini çıkarma. Al şunu. Tamam. Hı-hı. Şimdi bu sabah biz şu tepeden başlayalım. Tam şu bölgeden. Hı. Bak şuradan şuraya kadar kazılacak. Öğleden sonra buraya geçeriz o zaman. Evet evet orası. Tamam. Gayet güzel. Akşama kadar kazarız öyle değil mi? Gözümü kabaştırıyor. Uyumuz kurusun ha. Doğuştan bizim bütün ailede var. Güneşten bahsediyordum. Bozmazan olmaz. 40 yılda bir hava atam dedik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işin var burada? Geçiyordum uğradım desem. Bu olmaz. Başkasını dene. Vallahi yolda hep düşündüm. Dedim kendime bu şimdi soracak bana. Ben ne diyeceğim? Düşün, taşın, aha buraya kadar geldik. Hala bulamadın mı? Ya bazen gelmeyecek gelmiyor işte. Doğruyu söylesen. Burada işime gelmeyin. ne yapacağız şimdi? Kebap ya. Ne? Bakma öyle uygun teklifte bulunmuşuk gibi. Kebap işte, Allah'ın kebabı. Hakka. Hakikaten sen alem bir adamsın Hakka. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aç sağlığına. Senin de. Sonra? Sonra... Ya Sefer'e bakıysan ha. Nasıl? Sanki adamın içini dışını okuysan ha. Daha önce hiç böyle bakan olmadı mı sana? Oldu. Yani olmuştur. Ama seninki bir başka. Sen bakınca gözler kaçacak deli karı. Ne demek oluyor şimdi bu? Demek oluyor ki... Aysel Hanım... Bak bak mağaralara bak ha. Ya bunlar hep sular altına koyacaklar ha. Evet. Tuhaf şeyler oluyor, ne oluyor? Tuhaf şeyler oluyor. Ya bir karışık kebap getirecektin ha, getir hele. Bir sot da getir ha. Acil lazım, acil. Sorduğum her soruya cevap veriyormuş gibi görünüyorsun ama... ...ortada hiç cevap yok. Farkında mısın? Farkındayım. O zaman bir şey söylemen gerekmiyor mu? Ne diyor? Aha geldi kebaplar geldi, getir getir. Afiyet olsun. Ben nerede bizim soğuk? Hemen geliyor efendim. Getir acı getir acı. Biber ver ha. Ne diydik? Buyurun. Bu galiba bir kadın hastalığı ha. Anlamadım. Bilir, hisseder, anlar ama ille de sorar duymak ister ha. Duymaz sözü bulmaz. Belki de çok daha basit bir sebebi vardır. Nasıl? Bazılarına duygularından korkmamayı hatırlatmak gerekir. Buralar oğlumun olacaktı. Selim'in. Yalnız onun. Gene olur Beyto. Oğul her zaman oğuldur. O senin kanında. Oğlum benim yanımda büyüyecek ki ben ona oğul diyeyim. Gelecek dünyanın bilmem neresinde... ...anası olacak o kadının yanında... Kim bilir neye benzeyerek büyüyecek. Sonra da bir gün bu topraklara turist gibi dönecek. Peki sebep? Bütün bunlar neden? Neden? Nedeni belli. Çünkü sen çeneni tutamadın Şenmus.
O lanet olası çeneni tutamadın. Böyle olmayacak Beyto. Ya çek vur ya da... Seni vurmayacağım. Ceza olarak vurmayacağım. Ama sen o Hakkı'yı vuracaksın. İstediğin gibi temizleyeceksin, anladın mı? Ama önce kardeşimi öldürdüler. Yetmedi, oğlumu aldılar elinden. O Zeyno karısı var Eşehmus. O Hakkı. Ve de Boyatlı soyundan kim varsa. Ölmeleri şart Şehmus. Ölmeleri şart. Bunu da sen yapacaksın. Anladın mı? Seydo. Seydo, işim var şimdi, sonra. Dur, kapatma. Burada kim var tahmin et. Neyse, boş ver. Ben söyleyeyim. Hakkı burada, yalnız. Ne? Yalnız mı? Evet, yalnız. Kim var yanında? Peşini bir adam tak. Tamam. Dikkatli ol, uyandırma. Bana bak, Hasan Keyh'ten ayrılır ayrılmaz haber ver. Tamam Beyto. Dikkatli ol, her hareketini izle. Tamam. Tamam. Demek Hakkı Hasan Keyf'te, hem de yalnız. Ey güzel Allah'ım. Körün istediği bir göz. Şehmus, hazırlan bakalım. Hasan Keyf yoluna çıkıyorsun. Heyet raporu almanız için gerekli işlemleri başlattık. En geç birkaç gün içinde heyete gireceksiniz. Raporu aldıktan sonra işimiz nispeten kolay. Ne raporu bu? Heyet raporu. Neyle ilgili? Durumunuzla ilgili. Daha açık sorayım Mahir Bey. O raporda benimle ilgili ne yazacak? Akıl hastası olduğum mu? Rica ederim. Elbette öyle yazacak. Bundan alınganlık çıkardığımı düşünmeyin. Kurtulmam akıldan yoksun olmama bağlı. Ve çok şükür ki öyleyim. Dün gece oğlumun sesini duydum telefonda. Bana anne dedi. İlk defa. İlk defa anne diyen bir çocuğun gözleri nasıl bakar? Dün geceden beri bunu düşünüyorum. Ben anne diye bana uzaklardan seslenen çocuğumu kucağıma almak için zincirle dahi dolaşırım. Hiç dert değil. İsterlerse deli desinler bana. Saçma bir laf oldu galiba. Vakit tamamdır Zeliha Hanım. Görüşürüz. Biliyor musun? Uygarlık tarihi Urfa'da başladı. Ama kimse farkında değil. Yapma ya. Ciddi söylüyorum. Yani Urfalısın diye değil. Bulunan eserlerin laboratuvar tahlilleri geçen yıl Almanya'da yapıldı. Milattan önce 11.500 yılına ait. Bugün Balıklı Gölü'nün olduğu yerin yanı başındaki arazide milattan önce 13.500 yılında dünyanın ilk evleri kurulmuş. Yani bu keşfin anlamı şu. Dünyanın bilinen tarihi 2000 yıl daha geriye kaydı. Yani bu topraklarda başladı. Kesinlikle. Hele bulunan şu heykel. Dur hele dur. Gazetede okuduydum. Motrak bir adı var ha heykelin. Neydi? Cinsiyet ve üreme tanrısı. İyi de nesi matrak geldi sana? Bak bak. Şu evlere bak hele bak. Görüyorsun. Evet. O evlerde, bizim Urfa'nın kenar mahallelerindeki evlerde. Ne olmuş? Ne olmuş? Ortalama 12 çocuk yaşar ha tek kadında. Ne? Hadi diyelim. Adam aşka gelip 2-3 kadın almışsa çocuk sayısı oldu 25-30. Ah. Ya. Sizin bulduğunuz üreme tanrısı hikaye, hikaye ha. Bu civardaki her erkek o üreme tanrısına en az 5 basar, 5 ha. Yapılacaksa bu adamların heykeli yapılacak.
Senin çocuğun var mı? Yok, nasıl olsun? Hiç evlenmedik ki. Niye evlenmedin? Kısmet. Olmadı. Afiyet olsun. Ha, bırak, tepsiyle bırak ha. Çok sağ olun. Ne? Yok bir şey. Yarın sabah dönüyoruz artık. Almanya'ya mı? Hı-hı, evet. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hiç gerek yok. Doğru. Yaptıklarınızın yanında teşekkür çok az kalır. Bize iki hayat bağışladınız, geleceğimizi. Geçmişi unut kızım. Mümkünse göm. Ve sadece ileriye bak. Mutlu olmak istiyorsan buna inan. Sizleri hiç unutmayacağım. Müsaadenizle. Hadi bakalım. Öp Zeyno ananın elini. Hoşça kalın. Güle güle. Yolun ve bahtın açık olsun kızım. Allah'a ısmarladık Zeyno ana. Sağ ol kızım. Güle güle. Gel. Çocuklar, ben Hakkı Bey'le gidiyorum. Ne? Siz ilerlersiniz değil mi? Kimle dönüyormuş? Hakkı Bey'le dönüyormuş. Bey ha. Resmiyete bak sen. Onlar sadece arkadaş aslanım. Ya ne diyorsunuz oğlum, siz manyak mısınız? Dalga geçmeyin. Abicim bırak gitsin kızacağız. Ne olacak burada kalıp yani. Orada koskoca ağa bekliyor. Oğlum sen bir garip 657'ye tabi devlet memurusun. Haddini bil. Doğru valla. Ulan en kısa zamanda bir ağa kızı ayarlamazsam. İyi olur. Oğlum siz var ya, siz acayip adisiniz ha. Benim arabayı siz götürürsünüz tamam mı? Anahtarı tamam üzerinde. Tamam sahip, tamam. Alçaklar. Sonra görüşürüz. Güle güle. Eşek. Havalar zor. Sizin işiniz de kolay gelsin hadi. Hadi görüşürük arkadaşlar. Görüşürüz. Güle güle ağam. Eyvallah ağam. Kolaka sen de taktın bakalı ha. Konuşma sen. Sizinki de zor iş ha. Kaz kaz bitmez. Ara şu şeyimizi bir sen. Tamam ağam. Efendim? Seninki Hasan Keyf'ten çıkmış. Bundan sonrası artık sana ait. Bu işi halletmeden dönme. Anlaşıldı beyim. Haber gelirse ilgilen. Baş üstüne ağam. Çıkmış. Geliyor. Hazırlanın. Gir. İyi günler savcı. İyi günler. Buyurun. Beytullah Kerimoğlu. Sulh hukuk hakimliğinden benimle ilgili gelen bir fezleke olacaktı. Şu çocuk kaçırma meselesi. Evet. Hakim Bey de ayrıca telefon etmişti. Buyurun. Merhaba. Oturabilir miyim? Merve hakkında konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Lafı dolaştırmayacağım. İyi olur. Onu seviyorum ben. Ne diyebilirim ki? Deme zaten. Aramızdan çekil yeter. Abbas. Abbas'tı değil mi? Evet. Saçmalıyorsun. Sana fikrini sormadım. Merve ile aranda olup biteni bilmiyorum. Konusu bile geçmedi. Yani ben araya falan girmedim. Merve de seni seviyorsa buna saygı duyarım. Onun vereceği karara da senin saygı duyman şart. Merve için ne düşünüyorsun? Bunu sana söylemek zorunda değilim. Söylesen ne olur? İncilerim mi dökülür? Ondan hoşlanıyorum. Hoşlanmak ha? Benimkisi aşk. Farkındaysan bir de Merve var. Hem niye gidip onunla konuşmuyorsun? Denedim. Senin bu anlattıkların beni hiç ilgilendirmiyor. Bu konuda sıkıcı olmaya başladı artık. Eğer onunla gönül eğlendirmeye kalkarsan... söz veriyorum senin için çok daha sıkıcı olacak. İleri gidiyorsun. Merhabalar. Merhaba. Bir sorun yok ya. Hayır.
Hiçbir sorun yok. Hadi kalkalım. Görüşürüz Abbas, hoşça kal. Nasılsın? İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Hepsi bu kadar. Yani özetle diyorsunuz ki bütün bunlar iftira. Hı hı. Ben kendi çocuğumu falan kaçırmadım. Şeyh Mus tarafından dolandırıldım. Evet efendim. Aynen öyle. Pekala. Buyurun. İmzalayın. Şeyh Mus'un nerede olacağına dair bir tahmininiz var mı? Maalesef Savcı Bey. Ne yazık ki yok. Peki. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buranın gözlemesi çok güzeldir. Hadi yesene. Kitapları seviyorum. Ama ömrümün sonuna kadar onların arasına sıkışıp kalmak istemiyorum. Daha önce konuştuğumuzda bununla ilgili bir sıkıntın olmadığını düşünmüştüm. İnsan değişiyor. Affedersin. Efendim? Naci anlamdasın. Aa, merhaba. Ben de iyiyim. Anlamışam. O dürüstü yanındadır. Bitir bu işi. Fazla vakti kalmadı. Yalnız kalınca da beni ara. Bir çaresine bakacağım. Hoşça kal. Babadan kalma küçük bir arazi var. Arazi bile denmez. Büyükçe bir bahçe. Orayla ilgilenen adam aradı. Fidanlarda küf görülmüş. Sanki ben çok anlarım da. Ben anlarım. Sana ziraat mühendisi olduğumu söylemiştim, değil mi? Bakmamı ister misin? Sana zahmet olacak ama aslında öyle makbule geçer ki. Yarın gider bakarız. Çok sağ ol. Şimdi kalkmam lazım. İzninle hesabı ben ödemek istiyorum. Yemeğini yemedin daha. Acelem var. İyi. Hesap. Arkadaşlar eğlenceli çocuklar ha. Sorma. Neye kızdın onlara? Beni sinir ediyorlar. Ne yaptılar ki sana? Ya bilirsin işte. Yani tahmin etmesindir. Neyi? Biriyle tanışırsın. Bir iki defa yan yana görünürsün. Belki bir yemek falan. Yani bizim gibi. Sonra al başına dert. İşin yoksa anlat artık. Vallahi aramızda bir şey yoktur. O benim kuzenim olur. İkimizden de ne kuzen olur ha? Saçmalama. Haklısın. Aslında bizden hiçbir şey olmaz. Ha? Öyle değil mi? Onun arabası. Geliyor. Dikkatli olun. Göreyim seni İsmail. Bir seferde hallet şunun işini. Merak etme Şeyh Mus ağa. Kesinlikle sağ kalmasın. Öldürün. Yat aşağı.